İşte bankalarımızın büyük bir çoğunluğu yabancılara gitti. Büyük işletmelerimiz yabancılara geçmeye başladı. 2010'dan sonra bugünlere gelene kadar da artık karlılık önem kazanmaya başladı. Doğru karlılık için satış fiyatından vade farkını düşmek, işte bağımsız denetimdeki net bugünkü değere getirmek lazım gereği çıktı. Şimdiki yeni trend bu. Dolayısıyla bizim de işletmelerimizi buna göre yönlendirmemiz gerekmektedir. Şimdi bunları anlatmayacağım. İşte o Cumhuriyet tarihinde 414 no'lu ilk tahsilat 2000 yılından sonra tahsilat genel tedbiriyle ilk şey oldu. 4811 vergi barışı kanunuyla sadece burada şey, %60 tahsilat gerçekleşti 4811'de. Şeyde 4811'den sonra %65, yani ortalama 5811'de bu gerçekleşti. %81 oranında bir rekor kuruldu. 6111'le de bu rakam %81'e çıktı. Bundan da Maliye Bakanlığımız %90'ları yakalayacağını ümit ediyorlar. Şu anda her gün bir şeye 100 bine yakın bir müracaat oluyormuş Vergi Dairesi Başkanı'nın ifadesine göre. Bu kanun çıkacaksa anayasaya göre, bu kanunun bir sakat tarafı var tabii, biz hukuk devleti diyoruz. Biliyorsunuz anayasada bu kanun çıkması için 5-3 çoğunluğun alınması lazım ama olağanüstü hal olduğu için, kanun hükmünde kararname olduğu için 330 oy gerekliydi. Bu kanun çıktı gece 230 oyla çıktı. Ha bu olağanüstü hal kalkar, bir tanesi anayasaya başvurursa bu maddeler iptal de olur, kanun iptal olur veya geriye dönüş olur mu bilmiyorum yani tabii. Olmaz. O hal sayesinde geçti yani. Demokrasi anlayışımızda burada bakmak lazım. 6736 sayılı kanun özel af hükmündedir. Özel af hükmünde olduğu için bu suçun ifasını kaldırıyor bu kanun. Yani genel af suçunu kaldırmıyor. Şimdi bizim en çok, şimdi bizler bütün arkadaşlarımızı arada konuşuyoruz, bakıyoruz. Bütün arkadaşlarımız işte hemen yazalım, buna gireceksin. İlk önce yani şimdi bir af kanunu var, bütün herkese karşı bir kanun var. Ama bu kanun şu köşedeki şeye de, işletmeye de aynı, Koç Holding'e de aynı. Bu ikisi aynı kanundan aynı derecede faydalanamaz yani. Zaten onu da görürüz faydalanamayacağını. Onun için ilk önce bizim işletmeyi tanımamız lazım. İşte küçük, orta, büyük işletmeler, onun tanımları da var biliyorsunuz gerekli yerlerde. Dolayısıyla ondan sonra bizim işvereni bilgilendirmemiz lazım. Burada da işte işletmeyi tanıdıktan sonra yapacağımız işlemleri ve planlamayı yapmamız lazım. Onu da daha ileride size göstereceğim. Bunların içeriği kesinleşmiş veya davacı safhasında olan alacaklar. Problem, bunların gecikme zammı, ana para hep kalıyor ama işte onun gecikme zammı, gecikme faizi hesaplanıp her ikisi de yine yurt içi üfe olarak hesaplanıp ayrı bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Kesinleşmiş veya dava savunsa bulunacaklardan dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olanlar, inceleme ve tarihat safhasında olanlar. Ben bunlara girmiyorum, Hakan Hoca bunları şey yapacak. İçerik olarak da biliyorsunuz matrah vergi artırımı, gelir kurumlar vergisi matrahları 5. maddede açıklanacak. Ödenen vergi gider ve maliyet olarak kabul edilmiyor, mahsup ve iade yapılamıyor. Sahte fatura düzenlenen matrah artırımından yararlanamıyorlar, ancak sahte fatura kullananlar matrah artırımından yararlanabilecekler. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Ve matrah artırım başvuruları 31 Ekim'e kadar yapılması lazım. Ve her vergi dairesine de ayrı ayrı yapılması lazım. Adamın birkaç vergi dairesi varsa hepsine ayrı ayrı yapılması lazım.
İşletme kayıtlarının düzeltilmesi lazım 6 milyon. Bir de bazı varlıkların getirilmesi lazım. Bu şeyleri biliyorsunuz neler girdiğine. İçeri bunlar üzerinde şey yapacağız. Bir de 12 tane idari para cezaları ile ilgili biliyorsunuz kanunlar var. Askerlik kanunu, karayolları kanunu, 12 tane de bunlar var. Şimdi bu da arkadaşlar işte bizim oranlarımız. Biliyorsunuz her yıl için belli bir oran şey yapıldı. 2011'den başlayarak, %35'ten başlayarak işte gelir vergisi, asgari gelir vergisi mükellefleri için, ticari ve zirai kazançlar için, ticari ve zirai kazançlar bilanço esasına göre tutanlar için, basit usul, gelir vergisi, gayrimenkul şeyi, sadece gayrimenkul kazancı olanlar, kurumlar vergisi beyanında indirim konusu yapılan yatırım indirimleri, zarar beyan ve matrahları, kısa ve orta, kasa ve ortaklar cari hesaplarını, şeye bize en çok ilgilendiren herhalde bu kasa ve ortaklar cari hesabı. Burada yalnız %20 ve %15 hani iyi mükellef kötü mükellef şeyi var. Onun için %15'ten faydalanmak için %20 vergi oranı matrah artırımında bulunan yıla ait vergiler ilk beyan zamanında normal vade tarihinde zamanında beyan edilmiş ve ödenmişse bu vergi, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri türleri için kanun birikmiş borçlara ilişkin hükümleri ile itirafsız alacakları ilişkin hükümlerinden yararlanmamış olması şartıyla bu %15 olarak uygulanacaktır. Her yani, yıl için değişik. Efendim? Mesela bir yılda beyan ödemesi zamanda vermiş, ödemesi ne zaman vermiş? Hayır, bu süreci hangi? Diğer yılı zamanında vermemiş. Hayır, yani olmuyor. Biz yaptık, olmuyor. Olmuyor. İndirim olmuyor. Olmuyor. İndirim yapmıyor. Zaten şimdi bunları niye böyle çabuk geçiyoruz? Maliye'nin yaptığı program bunları alıyor. Sizin iyi veya kötü mükellef olduğunuzu o şey yapıyor. Biliyor yani. Onun için şeydi böyle çok üstünde şey yapmıyoruz. Mesela ben size bir örnek vereyim. Adam bir şahıs, mesela ben. Benim bir tane tek evim vardı ve vergi mükellefi de değildim. Evimi sattım gene bir şahsa, size sattım. Beyan da etmedim, hiç beyan etmedim. Şimdi vicdan azabı çekiyorum. Ya diyorum ben bunun hiç değer artış kazancını falan vermedim. Ben bunu gideyim devlete vergisini vereyim diyorum yani işte. 100 bin liraya almışım, 500 bin liraya hesaplamışım. İşte onu bugüne getiriyorsun yurt içi yurtta falan. Onları geçelim. İşte 400 bin liranın vergisini vereceğim. %20'den mi vereceğim, %15'den mi vereceğim? 20'den vereceğiz. Çünkü neden? Ben hiç onun beyannamesi vermediğim için kötü bir yer. %20'den de vermeyeceğim. Neden %20'den de vermeyeceğim? Çünkü bu... %20'den de vereceğim. Çünkü maliyenin elinde beyanname olmadığı için burada gayrimenkul şeyleri var ya, sermayenin asgarileri, bundan vereceğim. Şimdi yok maliyenin elinde, zaten şeyde en az bunları vereceksin diyor. Yani gidip de bir kere bir daha %20'den yapıp fazla verdirmeyin. Ama şeyde diyebilirsiniz bir kere de, bak bu kadar tutuyordu ama ben bu kadar izleyeceğim. Niye var ya? KDV'de de aynı şeyler. İşte gene %35'ten başlıyor. 30-25-20 olarak gidiyor. Ama burada tabii biz bunu Maliye Bakanlığı dedik ki bunu hesaplanan KDV üzerinden almayın. Bunu ödenecek KDV üzerinden alırsanız millet birer. Hesaplanan KDV işletmede fazla. Yani adam bunu kalkıp şimdi niye bir daha vermesin? Zaten en az yararlanılan şey de bu bölüm olacak. KDV bölümü oluyor yani. Kimse şey yapmıyor. Buna girmek istemiyor. Kasa ortaklar cari hesabını biliyorsunuz. 31-12-2015'e kadar olan bakiye esas alınmak kaydıyla Kasım ayının sonuna kadar, Ekim ayının sonuna kadar
beyan etmeniz lazım. Yalnız burada siz de mutlaka biliyorsunuz bir şey var. Kasım sözünde. Şimdi buradaki özellik şey 31.12'de 500 bin lira diyelim kasa. Geldiniz Kasım'a 300 bine düştü. O zaman 300 bini alıyoruz ama bakın bu kanun 2011 ile 2015 arasında özel hak kanunu olduğu için 2015'ten sonra bu kanun ilgilendirmiyor. 200 bini aldığınız zaman 1-1-2016 ile 11. ayın sonuna kadar düzeltme yaptığınız tarihe kadar ki adat artı KDV'yi hesaplamanız lazım. Geçen dönem bundan çok şey yazdılar. Matrafak yazdılar yani. Buna dikkat edin yani. Bu da işte %3 oranında şey ödeyecek şeyler. Tekrar. Yurt dışında varlıkların getirilmesi işte hepsini getirin diyor. Yalnız en son gece bu kanun çıkarsa o gece şöyle bir cümle eklendi maddeye. Başkaca bir neden saklı kalma kaydıyla inceleme yapılabilir. Bu nedeni siz bilmiyorsunuz, biz de bilmiyoruz. Ne manaya gelir, nasıl, nereden ne çıkarılır onu bilmiyoruz yani. Bir de buranın Türkiye olduğunu şey unutmayın yani. Dolayısıyla getirin. Bir de tabii şu var, 2000 bu seneden sonra önümüzdeki sene biliyorsunuz o yurt dışında geçen Kasım ayında G20 ülkeleriyle Maliye Bakanlığı'nın imzaladığı BEPS anlaşmasıyla yani kar erozyonu anlaşmasıyla yani transfer fiyatlamasının bir tık daha üstü. Bununla birlikte bütün Amerika dahil her ülke birbirinden kimin ne yurt dışına götürdü, nerede parası var, nerede yok. İşte bu yakın zamanda İsviçre'de oldu. İşte şimdi mesela dün Volkswagen'i yaptılar, şimdi McDonald's'ı yapıyorlar, televizyonlarda işte şey yapılıyor. Bunları bildirilecek. Tabii şimdi hani bizim yetkililer incelenmeyecek, bizi ilgilendirmez, getir, hemen dağıt, tanıdırsın, işletmene yaz, yazma, şeyinde dursun deniyor ama gene siz bir soru işaretiyle